Hüseyin Paşa sen umut oldun. Sınadım ben dine ruhuma taştım. Şu güzel toprağın aramıza hoş geldiniz diliyorum. Sina Türk Sulem güneşler aysın. La 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 la. Seçimden önce ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Faizde nas vardır, benden başka bir şey beklemeyin, ben bunun dışında bir hareket yapmam dedi. Döndü dolaştı, yine faizi arttırdı. Bakın, beni rahatsız eden şeyi söyleyeyim size. Ben bir hükümetin faiz indirmesini veya faizi yükseltmesini, ekonomide attığı adımları beğenebilirim, beğenmeyebilirim, eleştirebilirim, sahip çıkabilirim. Bu başka bir konu. Ama sen çıkıp aldığın bir kararı dine bağlayıp bu konuyu dini hüküm var, bu yüzden alıyorum diye anlatıp sonra dönüp o kararın aksine adım attığında sen bu ülkede yaşayan, inanan bütün Müslümanlara şunu diyorsun. Oğlum işinize geldiği zaman Müslüman gibi olun. İşinize gelmediği zaman bu dinin bütün hükümlerini terk edin demiş oluyorsun. Yani sen dindar nesil yetiştireceğiz diye yola çıkan sen dindar neslin ahlakını bozuyorsun. Dindar nesli dürüst olmayan, menfaatine göre iş yapan, dün başka bir şey, bugün başka bir şey söyleyen adama çeviriyorsun. Bir başka açıdan sen bu ülkede dindar olmayıp da yaşayan vatandaşa da şunu söylüyorsun. Ben öyle bir dine inanıyorum ki bu din tam bir menfaat dini. Yani bu cümlenin okuması budur. Ben öyle bir dine inanıyorum ki bu din işime gelince konuşulan, işime gelmediğinde rafa kaldırılan bir dindir muamelesi yapıyorsun. Neye? İnandığın dine. Dolayısıyla buradan insanlar şu sonucu çıkarıyor. Eğer bu din buysa ben bu dinde yokum. İnsanlar bunu çıkarıyor. Diğeri de şunu çıkarıyor. Ha din böyleymiş. Çünkü ulul emir böyle yaşıyor bu dini. O zaman ben de böyle yaşayabilirim diyor. Sonra düşünüyorsunuz ya bu yolsuzluklar nereden çıktı? Bu haksızlıklar nereden çıktı? Bu kadar hırsız adam nereden çıktı? Bakın daha farklı sosyolojik bir kavram ama son 10 yılda belki 20 yılda ülkedeki en büyük, en olumsuz değişimlerden biri nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu ben gençlikte de görüyorum. Genç arkadaşlarımızda da görüyorum. Bizim insanımız da inanılmaz bir materyalist bakış açısı gelişti. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bunun sebebi yoksulluktur. Bunun sebebi yokluktur. Sen insanı yokluğa mahkum ettiğin sürece insanlar materyalist, çıkarcı, pragmatist, hatta oportunist bir hal alıyor. Bakın sizi bilinçli olarak fakirleştirmek istiyorlar. Dün bu ülkede faizler düştü. Faize bir de şuradan bakalım. Faizler düştü, 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 düştü. Dolar aldı başını gitti. Bu bir politikaydı. Şimdi bu ülkede o düşen faizler yükseldi, 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 yükseldi. Dolar yine aldı başını gitti. Şimdi bu işte bir terslik olması lazım. Bunu niye yaptın? Hani diyor ya aga diyor biz bu şeyi niye yaptık diyor ya adam hani aile marabanın hikayesinde. Bu nereden çıktı? Bak işte buradaki cambaza bak oyunu bu. Faizi düşürürken de sizi fakirleştirmek için düşürdüler. Servet transferi yapmak için fakirleştirdiler, faiz düşürdüler. Bugün faizi yükseltirken de sizi fakirleştirmek için servet transferi yapmak için faiz yükseltiyorlar. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor. Bir kumar masası düşünün. Hep denir ya kumarda hep masa kazanır. Bunlar bir kumar masası kurmuş. Hep masa kazanıyor.
Hep masa kazanıyor. Siyasette de aynı, ekonomide de aynı. Nereye arıyorsanız bunların kurduğu masa tabiri caizse kumar masasıdır. Hep onlar kazanıyor. Faizi düşürüyorsun, ben fakirleşiyorum. Faizi yükseltiyorsun, ben fakirleşiyorum. Niye bu böyle? Çünkü istiyorlar ki bunu da açık açık söylüyorlar. Yabancı yatırımcı gelsin. Yabancı yatırımcı senin kara kaşına, kara gözüne mi geliyor zannediyorsun? Niye gelsin istiyor? Siz dünyanın en ucuz iş gücü olun istiyor. Siz Avrupa'nın göbeğinde en iyi lojistik imkanlara sahip bir ülke olarak 3 tarafı denizlerle çevrili yarımadada 300 ila 500 dolar arası çalışan milyonlar olun diye bunu yapıyorlar. Yoksa senin günlük emeğin, sabah 8'de çalışmaya başlıyorsun. Hepiniz başlıyorsunuz. Akşam 6'ya kadar hepiniz çalışıyorsunuz. Haftada 6 gün hepiniz çalışıyorsunuz. Avrupa'da bu tempoda çalışan bir tane ülke vatandaşı yok. Ama hepsi bizden zengin. Demek ki bizim çalışmakla ilgili bir sorunumuz yok. Bu ülkede üretim eksiği mi var? Bizim üretmekle ilgili de bir eksiğimiz yok. Bu ülkede bir kara delik var. Bu kara delik iktidardır. Bu kara deliği üstünü kapatmamıza müsaade etmeyen de bu muhalefettir.